Arkadaşlar, ben Ayaz Gemici kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir formatta arkadaşlar, yani farklı formatta dediğim farklı bir oyunla karşınızdayım. Bugün Online Score Manager yani kısaltılmış bir şey, OSM oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önceden çok fazla oynamıştım arkadaşlar Facebook hesabımla. Ancak oyunun biraz değişmesinden dolayı oyunu silmiştim. Sizler için tekrar YouTube'a atmak için arkadaşlar eskiden aldığım bilgileri yani bildiğim öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak için bir hesap açtım arkadaşlar. Bugün Venlo'ya karşı 3-0'lık bir galibiyet sergiledik arkadaşlar. Öncelikle takım mı? Kadromu size göstereyim. Bu arada Hollanda Ligi'nden her an beni seçtim arkadaşlar. Nedeni şu genç bir takım. Onun dışında da Hollanda Ligi'nin total futbol olduğu için yani bol gollü maçlar olduğu için onu seçtim arkadaşlar. Zeneli, Srivelli ve Goneca üçlü var arkadaşlar? Mihailovic kadromda var. şarısı var. Zannedersem şarjısı sonradan mı transfer ettim? Hayır arkadaşlar. Zan Öyle bir şey vardı gibi ama Gökhan Günlü'yü sonradan transfer ettim. Eee sonradan transfer ettim arkadaşlar. Kaleci şu an o gibi transferleri de yapmadım arkadaşlar. Tek beraberliğim Exhaus'a karşı bir beraberlik oldu arkadaşlar. Öncelikle size şunu göstereyim. E, dizilişim 4-3-3 arkadaşlar. Ben OSM'de 4-3-3 oynamayı severim ve genellikle hedefi 7. olan bir takımı seçelim. Çünkü 4-3-3 sisteminde 7. 4-3-3 sisteminde 7. 1., 2. hatta hepsinde kullanabilirsiniz ama ben bu tarz oynamayı daha çok seviyorum arkadaşlar taktik olarak şunları belirteyim Kanatları kullanıyorum arkadaşlar 4-3-3 A sisteminde çizgi taktiklerim foretler sadece hücum defans geride kal orta saha pozisyonu koru onu bazen değiştirebilirsiniz arkadaşlar zayıf rakiplere karşı geride kal olan bekleri şu şekilde bekler ileri geri şeklinde ya da orta saha destekli şeklinde yapabilirsiniz. Markajı ayarlarım iki alan markajı yapıyorum arkadaşlar. offside tuzağı hiçbir şekilde kullanmıyorum. Baskı dengeli ofansif oynuyorum arkadaşlar. %60 ofansif ve yüksek hızda paslaşma ve agresif şekilde oynuyorum arkadaşlar. Agresif şekilde oynamamın nedeni de e, rakibi biraz daha sığmak, boğmak arkadaşlar. Şimdi Mihailoviç'te şunları antrenman moduna tekrar getirelim arkadaşlar. Orta sahada genellikle genç oyuncu antrenmana sokarsanız arkadaşlar verim alma oranınız daha yüksektir. E, sizlerle birlikte biraz sonra bir e, nasıl diyeyim bir hazırlık maçı da yapacağım arkadaşlar. E, onun için de 4 coins oluyor artık ona bir isim veremeyeceğim açıkçası. Dostluk maçına bir gidelim arkadaşlar. Bakalım dostluk maçını nerede yapıyorduk bir gözükelim Şuradan bir dostluk maçı ayarlayalım arkadaşlar. Rakibimiz kim olsun? AZ Akmar Mutref, o AZ Akmar olsun arkadaşlar. Merak ettim AZ'ye karşı nasıl bir galibiyet ya da mağlubiyet sergileyeceğiz Zorlu bir rakip olabilir bizim için. Mağlup de gelebiliriz derken 4-0'lık bir galibiyet yani 4-3 sistemimizin bu gayet iyi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şuradan bir çıkabilirsek şu reklamlar bayağı sıkıntı oluyor. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Gole Sirevelli, Goyenecha ve Goyenecha ve Zeneli atmış arkadaşlar. Oyundaki üstünlüğümüz 12 atmışız. %33 isabetli. Ya bayağı iyi oynadığımız. Aşikar çünkü %27 onların alanında geçmiş %56. Ee, onların alanda orta sahada %17 ise bizim alanımıza geçmiş arkadaşlar. Maçın adına Srivelli olmuş arkadaşlar. Ee, gayet iyi bir şekilde de ligde ilerliyoruz. Size göstereyim arkadaşlar. Şu an 6 gol atıp yani gol yememişim. Bu gayet iyi bir başarı. Bu defansımın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Menajer listesindeki puanı 253. En golcü oyuncularda 4 numarada bir oyuncum var. En çok katkı verenlerde gene 2 oyuncu bunu şarj en çok asist yapan oyuncu. Yenilmez ikserimiz 3 vitesle beraber arkadaşlar. Ee, onun dışında en çok gol atan 3. takımız Kadro değeri olarak ise 5. takımız arkadaşlar. Bakın AZ Akman'ın kadro değeri bizden yüksek olmasına rağmen hazırlık maçında 4-0'lık bir galibiyet sağladık. Bu arada arkadaşlar sizlerle şunu göstermek istiyorum gerçekten. Ajax'ın kadrosu efsane. 99 Ronaldo, 95 Alexis Sanchez. Yani bu seviyeleri nasıl getirmiş, nasıl transfer etmiş gerçekten şaşırıyorum. 85 Chambers var. Yani gayet iyi oyuncular transfer etmiş arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar sizler so taktik soracağınız. Ben de haftada bir ya da haftada iki video atıp sizlere osm ile ilgili bilgilerimi paylaşacağım arkadaşlar. 4-3 sistemi oyn oynuyorum ben. Siz de e takımınızı yorumlara yazıp hangi e sistemi istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın onunla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.